Efendim mutlu akşamlar. 26 Nisan 2021'i gösteriyor takvim yaprakları. Günlerden de pazartesi. Haftanın bu ilk gününde ana haber bültenimize hoş geldiniz. Afyonkarahisar için iftar vaktinin hemen ardından sizlerle birlikteyiz ve önümüzdeki dakikalar boyunca Türkiye ve bölge gündemine dair ne varsa sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Ve tabii ki Türkiye'nin gündemi koronayla mücadele veya bir başka ifadeyle pandemi dönemi. Kısmi kapanma bugün itibariyle bitiyor efendim. Yeni tedbirler alınmıştı ve şöyle geride bıraktığımız 2 haftaya bakacak olursak da test ve vaka oranlarının %15'e düştüğü belirtiliyor. Bilim kurulu üyelerinin de tavsiyeleri var, hatta öngörüleri var. Derler ki işin uzman isimleri Haziran ayıyla birlikte tam olarak normalleşmeye dönebiliriz ama bunun da kriterleri var. Onu anlatacak ilk haberimiz. Tekrar hoş geldiniz ana haber bültenimize. Son dönemde ciddi derecede vaka artışlarının yaşanması nedeniyle Ramazan ayındaki 2 haftalık kısmi kapanma bugün sona eriyor. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Kısmi kapanma tedbirlerinin ilk somut etkisi de bu 2 haftada görülmeye başladı. Yasakların artırılması sonucu günlük vakalar 60 binden 40 binlere geriledi. Bu oranın bayramla birlikte daha da düşmesi bekleniyor. Çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Yaşanan bu olumlu gelişmeleri gündemine alan hükümet, bugünkü kabine toplantısında bir değerlendirme yapacak. Kabinede kısmi kapanmaya ek olarak Ramazan bayramı ve devamında resmi tatil olan 19 Mayıs'ı da kapsayacak şekilde 3 haftalık yeni yasakların getirilmesi planlanıyor. Kısmi kapanmayla birlikte iyileşen kişi sayısı da hastalanan kişi sayısını geçti. Nisan ortasında %20 olan testlerin pozitif oranı bu hafta %15 civarında seyretti. Vaka sayılarındaki düşüşe dikkat çeken bilim kurulu üyeleri, önümüzdeki hafta vaka tablosunda daha belirgin bir düşüşün beklendiğini dile getirdi. Ancak vefat ve ağır hasta sayısının bir süre daha yüksek seyredeceğini aktaran uzmanlar, vakalardaki azalmanın yoğun bakımlara yansımasını 2-3 haftayı bulacağını ve normalleşmenin Haziran ayını bulacağına dikkat çekti. Efendim Kobani olaylarını hatırlayacaksınız. Bir başka ismiyle Aynel Arap. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin hemen karşı tarafında bulunuyor bu nokta. Hatta sınırımızla dip dibe olan bir bölge. 2014 yılında terör örgütü DAEŞ oraya saldırmıştı. Aynel Arap'a, Kobani'ye diğer ismiyle. Çünkü orası da PKK işgali altındaydı. İşte bunun ardından da şu anda halen daha tutuklu bulunan ve Öcalan'ın heykelini dikeceğiz diyen HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la sırtını bir taraflara dayayan Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu birçok HDP'li halkı kışkırtmıştı, sokağa davet etmişti ve iki polisimiz şehit olmuştu. Türkiye'nin birçok şehri adeta yangın yerine dönmüştü. 37 vatandaşımız da hayatını kaybetmişti. İşte hem Selahattin Demirtaş hem de Figen Yüksekdağ olmak üzere 108 sanıklı davanın görülmesine bugün Ankara'da başlandı. Onu anlatacak sıradaki haber. Terör destekçileri mahkeme önünde hesap vermeye başladı. Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş'la Figen Yüksekdağ'ın da arasında olduğu 108 sanıklı davanın görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Dava sanıkların ve sanık avukatlarının provokasyonlarıyla başladı. Sanık yakınları ve sanık avukatları ile emniyet güçleri arasında tartışma çıktı. İddianamede 6-8 Ekim 2014'te DAEŞ'ın Kobani olarak bilinen Aynel Arap'ı kuşatmasını bahane eden terör örgütü mensup ve sempatizanlarının HDP'nin çağrısı üzerine 35 ilde başlattığı sokak eylemleri ve sonuçları yer alıyor.
İddianameye göre terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan 22 Eylül 2014'te "Halkımızı topyekün bu yüksek yoğunluklu savaşa karşı direnişe geçmeye çağırıyorum" açıklamasıyla Kobani olaylarının fitilini ateşledi. Kısa süre sonra DAEŞ'in Kobani'ye saldırması üzerine HDP yöneticileri de peş peşe açıklamalarda bulunarak terör yandaşlarından sokaklara çıkmalarını istedi. Türkiye genelinde yaşanan terör eylemlerinde 2 polis şehit oldu. 37 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. PKK'nın elinde olan, PKK'nın siyasi uzantıları olan bu şahısların yargılanması ve hak ettikleri cezaları almaları için buradayız. Şehit yakınları olarak davalara müdahale. Davanın iddianamesi 3530 sayfa, 324 klasör delil ve eklerinden oluşuyor. Davada 2676 müşteki ve mağdur yer alıyor. Haklarında ceza istenen 108 sanığın tamamı 38 erkez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanacak. Arkadaşlar yapacağımız başlığı... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın dijital tırından bahsedecek sıradaki haberimiz tırın içerisi efendim bu. 19 Şubat'ta Edirne'den yola çıkmıştı ve 11. durağı olan Afyon Karahisar'a geldi. Bugün itibariyle aslında konuşlandı ama resmi açılışı yarın saat 12'de yapılacak. Anıt Park'ın hemen önünde Afyon Karahisar'da 30 Nisan'a kadar da gezilebilecek. Bakın dijital tırın içerisinde neler var ve o ziyaret eden vatandaşlar neleri görecek? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı dijital tır projesini hayata geçirdi. Müzik 19 Şubat'ta Edirne'den yola çıkan tır, Tekirdağ, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur ve Isparta'nın ardından yarın 11. durağı olan Afyonkarahisar'a geliyor. Tır 27-30 Nisan tarihleri arasında Zafer Meydanı'nda ziyaretçilerini kabul edecek. Dijital tır yarın saat 12'de düzenlenecek, törenle ziyarete açılacak. Pandemi tedbirleri çerçevesinde saat 19'a kadar ziyarete açık olacak. Salgın tedbirlerinin uygulandığı dijital tıra ziyaretçiler tek tek alınacak, girişte maske dağıtımı yapılacak. Kurulduğunda 40 metrekarelik bir iç alan hacmine sahip olan dijital tırda ziyaretçileri 3 boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor. Dijital tırın içinde harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu sanal kutu, yeşil perde ve sihirli ayna deneyim alanları bulunuyor. Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkıda bulunmak amacıyla başlatılan proje kapsamında dijital ve teknolojik deneyim ve uygulama alanlarıyla donatılmış dijital tır 52 ili ziyaret edecek. Efendim şimdi sizi dün geceye götüreceğiz. Afyon Karahisar'da gece saatleriydi. Saat 22.30 civarıydı yanılmıyorsam. Bir anda gök gürlemeye başladı ve dolu yağışı başladı. Fındık büyüklüğünde dolu ve ardından da tabii mal canın yongası. Vatandaşlar dışarıya attı kendini. Öyle ki otomobillerin üzerlerini battaniye ile örtme telaşına kapıldı. Afyon Karahisar'lılar sadece Afyon Karahisar değil, Denizli'de de aynı manzaralar kayda geçti. İşte dün geceden kalan dolu yağışların ayrıntıları. Afyonkarahisar'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı, vatandaşlar araçlarına koştu. Kent merkezinde dün gece gök gürültüsü sonrası aniden bastıran fındık büyüklüğündeki dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı esnasında vatandaşlar battaniyelerle araçlarını doludan korumaya çalıştı. Dolu yerini daha sonra sağanak yağmura bıraktı. Müzik
Denizli'de etkili olan dolu yağışında ise tarım arazileri zarar gördü. Honaz ve Çal ilçelerinde sağanakla birlikte etkili olan dolu yağışı tarım alanlarını beyaza bürüdü. Çok kuvvetli bir şekilde dolu yağmış, tarlalar görünmüyor. Yağış nedeniyle Kaklık, Kızılyer, Aşağı Dağdere, Menteşe ve Yokuşbaşı mahallelerindeki üzüm bağlarında ve sebze bahçelerinde hasar oluştu, ürünler zarar gördü. Efendim Uşak'tan bir haberimiz var. Malum geçtiğimiz 82 saatlik bir sokak kısıtlaması yaşamıştık. Sadece tabii bölgede, tüm Türkiye genelinde Cuma gününde içine alan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda içine alan bir sokak kısıtlamasıydı bu 82 saatlik. Ama bugün haftanın ilk günüydü. Uşak caddelerinde sanki hiç o kısıtlama yaşanmamış gibi inanılmaz bir yoğunluk vardı. Bakın Uşak'ta bugün hangi görüntüler kayda geçti? Üç günlük kısıtlama sona erdi, ortaya çıkan tablo hüsrana uğrattı. Uşak'ta kısıtlama sonrası yoğunluk yaşandı. Uygulanan 82 saatlik kısıtlamanın sona ermesinin ardından Uşak'ta özellikle İsmet Paşa Caddesi ve cadde üzerindeki banka ve postanelerde yoğunluklar yaşandı. Görüntülerden sonra akıllara 3 günlük eve kapanma boşa mı gitti sorusu geldi. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen caddede vatandaş yoğunluğu yaşanırken banka ve postanelerde ise uzun kuyruklar oluştu. Yoğunluk bir kalabalık var. Aşırı derecede sık, mesafe yok. Devlet düzelteceğim diye uğraşıyor. Onlar birbirini yapışacağız diye uğraşıyor insanlar bilinçsiz. Polis geçtim adam diye açıyor. Cadde ve cadde üzerindeki banka, postanelerde emniyet ekiplerince denetimler devam ediyor. Evet, hey gidi hey diyesi geliyor insanın. Çünkü ilk zamanlar hatırlayacaksınız Uşak baya böyle vitrinde olan bir şehirdi. Batıda tek o mavi kategorideki şehirdi. Bunun da gururu yaşanıyordu ama ne yazık ki artık insanların hani biraz daha böyle bir salıvermişlik pozisyonuna geldiğini de gözlemlemek mümkün. Sadece Uşak değil, hani Uşak'ı eleştirmeyelim. Afyonkarahisar olsun, Eskişehir olsun, bugün ajanslara birçok şehirden, bölgemizdeki o şehirlerden yoğunluk haberleri de gelmedi değil. Ama söylediğimiz gibi kısmi kapanmanın bugün son günü. Bakalım ne gibi tedbirler alınacak, yeni tedbirler Ramazan bayramında içine kapsacağı söyleniyor. Bir taraftan 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da yine içerisine kapsayacak şekilde yeni tedbirlerin de alınması bekleniyor. Bekleyip göreceğiz efendim. Bir siyaset arası vereceğiz. Saadet Partisi ile devam edeceğiz. Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Orhan Arslan kameraların karşısındaydı bugün. Birçok konuya değindi yerel ve ulusal olmak üzere ama pandemiyle mücadeleye, daha doğrusu bu kısıtlamalar ayrı bir parantez açtı Orhan Arslan. Dedi ki bu 3 günlük sokak kısıtlamasının, az önce bahsettiğim o 82 saatlik sokak kısıtlamasının özellikle pazarcı esnafını olumsuz etkilediğini söyledi. Bakın Orhan Arslan hangi konulara dikkat çekti bu konuyla alakalı? Bu kararla sebze meyve esnafı en çok mağdur olan kesim olmuştur. Cuma günü yapacağı satışları da hesap ederek aldığı ürünler elinde kalmıştır. Bu ürünleri pazartesi satma ihtimali de çok düşüktür. Çünkü 3 günde bu ürünler tazeliğini kaybedecektir. Satsa bile zararına satmak zorunda kalacaktır. Ürünlerin fiyatlarının yüksek olması sebebiyle de binlerce liralık zararları olmuştur. Ekonomik olarak zaten zor günler yaşayan bu insanların zararını kim karşılayacak? Cuma günü kurulacak pazarda evine bir dilim ekmek götürecek olan pazarcı esnafının geliri zincir marketlere aktarılmış, zengin daha zengin, fakir daha fakir hale getirilmeye devam edilmiştir. Pazarcı tezgahını açamazken marketlerin sebze ve meyve satması
haksız rekabet değil midir? Özelde pazarcı, genelde ise yasaklar sebebiyle gelir kaybına uğrayan bütün insanımıza gelir desteğinde bulunmanız gerekmez mi? Aslında bu desteği yasak kararı açıklamadan yapmanız gerekirdi. Önce parayı hesaplarına yatırıp arkasından yasaklamayı getirmeniz gerekirdi. Efendim 8 kişinin yaralandığı iki ayrı trafik kazasını anlatacak sıradaki haberimiz. Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki kazada 4 kişi yaralandı. İkisinin durumu ağır. Aralarında henüz 1 yaşındaki bir bebek daha var. Bir bebek var. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de yine bir trafik kazası vardı. İki araç çarpıştı. Orada da 4 kişi yaralandı. Görüntüler Manisa-Akhisar karayolundan. İki otomobil Nuriye Mahallesi kavşağı mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar refüje çıktı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Aralarında 1 yaşındaki bebeğin de bulunduğu yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de iki araç Kaya Arası Köyü kavşağında çarpıştı. Kazada araç sürücüleriyle birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Isparta'ya gidiyoruz efendim. Isparta'da ilginç bir bıçaklama olayı vardı. Bir yaralanma olayı vardı. İddia şu, bir şahıs eşiyle tartıştı. Ardından da sinir krizi geçirdi bu adam ve bıçakla kendisini yaralamış efendim. Bacağından yaralanmış gördüğünüz gibi. Ambulansta da hastaneye kaldırılıyor. Bir bakalım neler yaşanmış dün akşam. Eşiyle tartıştı, iddiaya göre kendini bıçakla yaraladı. Görüntüler Isparta'nın Modern Evler mahallesinden. İsminin Eyüp olduğu öğrenilen adam, bilinmeyen bir nedenden dolayı eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinir krizi geçiren şahıs kendini bıçakla sağ bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eşi ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Abi sen anlatırsın amcanın konuyu. Yine Isparta'dayız. Isparta'da polis ekipleri, 112 acil servis ekipleri dün fazla mesaideydi. İki grup arasında bir tartışma çıktı. O kavga çıktıktan sonra da bir şahıs kaçmaya çalıştı. Ama polis ekipleri tarafından yakalandı. Ortalığı da birbirine kattı. Gazetecilere saldırdı. Tehditler savurdu. Devamı haberde. İki grup arasında kavga çıktı, polis olaya müdahale etti. Isparta'da kavgadan sonra kaçamayan şahsa ortalığı birbirine kattı. Gazetecilere saldırdı, tehditler savurdu. Kavganın ardından kaçamayan yabancı uyruklu şahıs öfkesini hem polislerden hem de gazetecilerden çıkarmak istedi. Polisin sakinleştirmeye çalıştığı yabancı uyruklu şahıs tehditler savurdu. Gece vakti mahalleyi ayağa kaldıranlar karakola götürüldü. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uygulandı. Allah insan nasıl yaptı? Erkeğe geldi. Yüzüne bak, ağzına konmuş. Şöyle Ramazan ayı ile alakalı güzel haberlerle, iftar haberleriyle devam edeceğiz efendim ana haber bültenimize. İlk haberimiz Afyonkarahisar'dan. Bir firma burası, bir işletme ve 14 yıldır bir gelenek devam ettiriliyor. Tam 14 yıldır vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği veriliyor. Tabii son 2 yıldır pandemi sürecini yaşıyoruz. Ondan önceki süreçte bir taraftan evlere servis yapılıyordu, bir taraftan da firma kendi işletmelerinde ihtiyaç sahibi insanları ağırlıyordu veya vatandaşları. Ama 2 yıldır pandemi sürecinde artık o iftar yemekleri vatandaşların
evlerine kadar gönderiliyor, ulaştırılıyor, adrese teslim yapılıyor. 400 civarında aileye ulaştırılıyor aslında bu yemekler ama ihtiyaca göre bu sayının 1000'e kadar da çıktığı belirtiliyor. İzleyelim. Afyonkarahisar'da 14 yıllık ücretsiz iftar yemeği geleneği devam ediyor. Hayırsever vatandaşların da desteğiyle hazırlanan bu iftarlıklar hem mideye hem de gönüllere dokunuyor. Pandemiden önce ihtiyaç sahipleri lokantada ağırlanıyordu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu iftarlar yapılamayınca böyle bir yola başvuruldu. İhtiyaç sahiplerinin iftar yemekleri son 2 senedir kapılarına kadar götürülüyor. 14 yıldır ücretsiz hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle ihtiyaç sahiplerine götürüyoruz. Daha önceki yıllarda burada dükkanımızda ağırlıyorduk ihtiyaç sahipleri arkadaşlarımızı. Şimdi de 2 senedir koronavirüs hastalığından dolayı evlerine kadar götürüyoruz. Çorbadan tatlıya, pideden hurmaya kadar birçok çeşidi barındıran iftar paketleri her gün farklı bir mahallede kapı kapı dolaşılarak dağıtılıyor. Günde 400'den fazla iftar yemeğe ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Talep arttığı günlerde ise bu sayı 1000'e kadar yaklaşabiliyor. 2 gün önce 850 kişilik yemek dağıttık. Her gün değişik menü oluyor. Her aynı şeyi vermiyoruz. Her gün değişik değişik şey çıkıyor. Özenle hazırlanan yemekler her gün değişik menüler halinde oluyor. Haftada bir günde kıymalı pide çıkarılıyor. Bu gelenek önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Eskişehir'den de buna benzer bir haber paylaşacağız. Odun pazarında bir grup vatandaş toplanmış efendim, bir grup kurmuşlar ve ardından da kollar sıvanmış, işe koyulmuş, ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuluyor Eskişehir'de de. Onlar da hayırseverlerden topladıkları yardımları iftar yemeği olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Her gün yüzlerce kişinin hem midesine hem de kalplerine ulaşıyorlar. El ele veren mahalleliler ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar sıcak iftar yemeği ulaştırıyor. Nasıl, yemeklerden memnun muyuz? Herhangi bir şikayetiniz var mı? Eskişehir'de kurulan Odun Pazarı tanıtım grubu ihtiyaç sahiplerini tespit ederek giyim, yiyecek ve hediye çeki yardımlarında bulunurken bir yandan da iftar sofralarını şenlendiriyor. Ramazan ayında her gün 150 kişiye iftar yemeği dağıtılıyor. Kaskı balonumuz. Gönüllerin hedefi ise Ramazan ayı boyunca 4500 kişiye iftar yaptırmak. Ramazan'da iftar vermek üzere bir çalışma yaptık. Bu çalışmada yaklaşık 50 kişiyle başladık. 50 kişiye iftar verelim ihtiyaç sahibine diye. Daha sonra bu 100 kişiye, 150 kişiye çıktı. Eskişehir'in dışında yaşayan bu mahalleli, bununla beraber Orta Paşa Cunudiye Dede Mahallesi yaşayanları, hayırseverler buraya katkı yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere ufak bir müesseseyi aş evine döndürdük. Fakat bu çok dikkat çekti. Sayı artıyor, hem bağışçı sayısı artıyor hem ihtiyaç sahipleri diğer mahallelerde de arttı. İşte 2-3 başka Tepebaşı bölgesinden mahalleler. Yani buradan artık biz kumanya şeklinde hazırlayıp ihtiyaç sahiplerine, muhtarların tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Devam ediyoruz efendim. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinden bir haber var sırada. Fenomen program yapımcısı Müge Anlı'yı tanımayanız yok. Geçtiğimiz yıllarda Kızılay'la ortak bir çalışma yapmıştı Müge Anlı ve bu çalışmanın sonrasında da Kızılay'a mobil aş evleri kazandırılmıştı. Müge Anlı ve dostları Mobil Aşevi ismi de tam olarak bu. Birkaç tane kazandırıldı. Tırlar da var aralarında. İşte onlardan bir tanesi Afyonkarahisar'da ve köy köy, kasaba kasaba, ilçe ilçe dolaşıp bu mübarek günlerde iftar yemeği pişiriliyor efendim bu aracın içerisinde. Ardından da vatandaşlara ikram ediliyor. O Mobil Aşevi'nin son durağı Şuhut ilçesiydi. Müzik
Fenomen, program yapımcısı Müge Anlı tarafından Kızılay'a bağışlanan mobil aşevi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde vatandaşlara iftar yemeği dağıttı. Günde 3 çeşit, 4 çeşit yemeğimiz var. Çorbamız, pilavımız, et yemeğimiz var. Aile bazında bulursak 150 hane başı. Totalde kişi başı hesaplarsak ortalama 600 kişiye kadar yemek verebiliyoruz. Yaklaşık 150 aile hayırseverlerin desteğiyle bu mobil aşevinden yararlandı. Vatandaşlar evlerinden getirdikleri kaplarla iftarlıkları evlerine götürdü. Mobil araç akşam saatlerine kadar hizmet verdi. Mobil aşeviyle Ramazan girdiği günden bugüne kadar durdurak bilmeden mahalle mahalle, köy köy, ilçe ilçe geziyoruz. Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Mehmet Yakın, mobil aşeviyle Ramazan girdiğinden bu yana durdurak bilmeden dolaştıklarını ve vatandaşlara iftar yemeği ulaştırdıklarını söyledi. Yakın, hayırseverlere de teşekkür etti. Oruçlu olan herhangi bir kişi bizden gelip iftar yemeği alabilir. Bir Ramazan geleneğinden bahsedecek sıradaki haberimiz Kütahya'dan. Önceki yıllarda efendim her Ramazan ayını iftardan sonra kapı kapı dolaşıp mani söyleyip harçlık ve şeker toplanıyormuş. Küpecik geleneği ve bu geleneği son olarak yaşatan isimse milletvekili İshak Gazel olmuş. Kütahya'ya gidiyoruz. Küpecik geleneğini milletvekili İshak Gazel sürdürdü. Gazel, koronavirüs salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yapılamayan kültürü, pirler ve maruf mahallelerindeki çocukları evlerine ziyaret ederek devam ettirdi. Zil var herhalde. Zil gitmiş. Kütahya'da küpecik geleneği Germiyanoğlu Beyliği döneminden bugüne yaklaşık 700 yıldır sürdürülüyor. Kütahya'mızda süregelen bir geleneğimiz var. Bu gelenek de küpecik geleneği. Çocuklar salgın dönemi nedeniyle çocuklarımız dışarı çıkamıyorlar. Biz de ufak hediye ayırdık çocuklarımıza. Onları çıkamayan çocuklarımızı işte muhtarlarımız, Maruf Mahallesi ve Piller Mahallesi muhtarlarımızla birlikte böyle bir küpecik, küpeciye çıkamayan çocuklarımıza hediye, eski geleneğimizi devam ettirmek adına burada bulunuyoruz. Kütahyalı çocuklar evlerden maniler söyleyerek işte böyle harçlık istedi. Sabah olsun, ev sahibi sağ olsun. İki yıldır küpecik yapamayan çocuklar hediyelerini bu yıl milletvekili Gazel'in elinden aldı. Allah çocuğunuzu bağışla olsun. Ay maşallah, maşallah. Evet, Ramazan haberleri böyleydi. Afyonkarahisar Belediyesi'ne bakacağız. Şimdi kültüre olan desteği devam ediyor Afyonkarahisar Belediyesi'nin. İki kitap bastırdı. Tabii ki yazarlarından da bahsedecek haberimiz. O Bir Mevlevi, Şah İsmail Özalp ve Afyonkarahisar Kültür Sözlüğü. Bu iki kitabın basımı Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yaptırıldı. Yazarlar da oradaydı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de oradaydı ve bu kitapların tanıtımı için de bir tören düzenlendi. Afyonkarahisar Belediyesi kültür desteğini sürdürüyor. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından basımı gerçekleştirilen O Bir Mevlevi Şah, İsmail Özalp ve Afyonkarahisar Kültür Sözlüğü adlı iki kitabın tanıtımı yapıldı. Tanıtıma Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, O Bir Mevlevi Şah İsmail Özalp kitabının yazarları Yusuf İlgar, Nurhan Çınar'la Afyonkarahisar Kültür Sözlüğü kitabının yazarı Ahmet Semih Tülay ve kitapseverler katıldı. Bizimki sözlü. Belediye Başkanı Zeybek, kültürel etkinliklere olan desteklerinin devam ettiğini belirtti. Afyonkarahisar Belediyesi kültür hizmetleri olarak iki yeni eserimizi daha kitap okuyucularıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu eserler hem Afyon'umuza hem okuyucularımıza hem Afyon'umuzun değerlerine farklı bir değer kazandıracağı için belediye başkanı olarak ben her iki hocamıza da Nurhan Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar Belediyesi 70. eserinde kültür hizmetleri olarak basmış olduk. Hocalarımı da bu kıymetli eserleri kazandırdıkları için tekrar kutluyorum.
O bir Mevlevi Şah, İsmail Özalp kitabının yazarları Yusuf İlgar ve Nurhan Çınar da duygularını dile getirdi. Afyonkarahisarımız gerek İslamiyet'ten önce gerek İslamiyet'ten sonra pek çok meşhur yetiştirmiştir. Biz İslamiyet'ten sonra Türk damgası vurulan bu şehrimize yetişen büyüklerimizden olan Şah İsmail Özalp'ın hayat hikayesini derlemeye çalıştık. Onun şiirlerini yaklaşık 12 defterinden ve muhtelif notlarından derleyerek acizane divanını oluşturmaya gayret ettik. Yusuf İlgar'la birlikte ortaklaşa hazırladığımız bu çalışmada Şah İsmail Özalp şiirlerini birlikte derledik. Kendisinin şiirlerini derleyerek Afyonkarahisar'ımıza katkıda bulunmaya, edebi anlamda katkıda bulunmaya gayret sarf ettik. Afyonkarahisar'ın çok geniş bir kültürel coğrafyası olduğuna değinen Afyonkarahisar Kültür Sözlüğü kitabının yazarı Ahmet Semih Tülay da tanıtımda konuştu. Afyonkarahisar'ın folklorik, etnografik, kültürel, edebiyat yönünün çok zengin olduğunu gördüm ve bunu bir kitapta toplamaya çalıştım. Afyonkarahisar yine bir Mevlevi ile bir Bektaşi'yi sağlıklarında dost, kardeş edinip öldüklerinde aynı mezara koyacak kadar hoşgörülü bir kent. Bu nedenle bu eser meydana çıktı. Basımını sağlayan Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Kültür Sosyal İşler Müdürümüz İhsan Bey'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından yazarlar kitaplarını imzalayarak Belediye Başkanı Mehmet Zeybe'ye hediye etti. Milli mücadele kahramanlarından bahsedecek sıradaki haberimiz milli mücadelenin şehri aynı zamanda Manisa'nın Demirci ilçesi efendim. Orada da demirci akıncıları var. Bölgede büyük mücadele vermişler zamanında ve bu demirci akıncılarının o kahramanlıkları artık beyaz perdeye de taşınacak. Ramazan ayına kadar, Ramazan bayramına kadar da çalışmalarda büyük bir ivme kazanılması bekleniyor ve demirci akıncıların hikayesi o beyaz perdeye aktarılan o yapımla birlikte tüm dünyaya duyurulacak. Bu vatanda can vermeden bu bayrak inmez. Demirci akıncıları beyaz perdeye taşınıyor. Bu vatanın uğruna ne bedeller ödendi. Manisa'da Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un ilçenin tarihini, Demirci akıncılarının Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadeleleri anlatmak için sinema filmi ve belgesel film yapımı noktasında başlattığı çalışmalarda somut adımlar atılıyor. Ne kanlar aktı geçti, ruhlar bir bir terk etti. Başkan Selami Selçuk sinema ve belgesel film çalışmaları kapsamında yönetmen Mehmet Yıldız'la görüşmeler gerçekleştiriyor. Dönemin kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı rolü içinde ünlü bir sanatçıya teklifte bulunuldu. Dinle beni ey yârim, akar kanım delice, ruhum seni gökyüzünden izler yârim sessizce. Demirci akıncılarının kahramanlıklarının yer alacağı filmin kapsamlı bir şekilde izleyicilerle buluşturulması hedefleniyor. Yüreğim şafaklarda, gözlerimse sancakta, yürüyorum ya. İlçede geçtiğimiz haftalarda sinema filminin çekileceği alanlarda ön inceleme yapıldı. Ramazan bayramı sonrasında yönetmen ve yapımcı ekiplerinin yeniden Demirci'ye gelmesi bekleniyor. Yıldızlarda bir kurt bulur dolunayda, yokum diye aldanma, buradayım ya. Yapılacak olan sinema veya belgesel filminin isim çalışmalarındaysa Osmanlı'dan Cumhuriyet'e akıncılar veya Milli Mücadelede Akıncılar isimleri üzerinde durulduğu gelen bilgiler arasında. Bitmeyen kara sevda, bu bayrağın altında, Anadolu'nun bağrında. Evet, bu vatan kolay kazanılmadı ve bu kahramanlarımızın tabii ki
o zaman yazdıkları destanlar halen daha dillerde ve gelecek kuşaklara aktarılması için de işte bu şekilde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Yapanların, yaptıranların, emeği geçenlerin de eline sağlık diyelim. Eskişehir'den bir haber var. Kimden bahsedecek? Yaşar Yavuz'dan bahsedecek. 44 yıldır hafriyat ve nakliyat işi yapıyormuş efendim ama haberimizin konusu bu değil. Yaşar Bey öğretmen okulunu kazanmış ama gidememiş. İçinde de bir uhde olarak kalmış öğretmenlik yapamamak. Bakın öğretmenlik yapamasa da bunu nasıl fırsata çeviriyor. Alo. Birader haber geldi. Eskişehirli Yaşar Yavuz öğretmenliği kazandı ama nakliyeci oldu. Çocuklarıma üniversitenin güzel yerlerinde okudular, başarılı oldular. 64 yaşındaki Yavuz yıllar önce öğretmen okulunu kazanmasına rağmen okula gitmedi. Baba mesleği olan nakliyeciliği yapmaya başladı. 1976'da el eğitimi ilk aldığımda bindiğim kamyonun modeli bu. Hafriyat ve nakliyat dükkanı işleten adam pişman olunca bu pişmanlığını çocuklarına okutarak giderdi. Ayrıca bir hobim daha var, motosiklet kullanıyorum. Okumamanın acısıyla çocuklarını okutan Yavuz'un evlatları şimdi Londra ve Dubai'de çalışıyor. Siyasi ortamın karışık olmasından dolayı sağ sol çatışmaları çoktu. Bundan dolayı okula devam etmeyip babamın mesleğine 1976'da ehliyetimi alarak, Avrasya'da ehliyetimi alarak bu mesleğe nakliyeciliğe başladım. Bu mesleği yapmadan önce 2-3 sene daha sabredip bir öğretmen okulunu bitirseydim bilgi seviyem daha yükselecekti. Bu da iş hayatıma yansıyacaktı. İş hayatıma yansıması tabii bir farklı bir durum yaratması mümkündü. Bundan dolayı bir okumadığıma pişmanlığım var. Ama bunu da ben çok şükür çocuklarımla giderdim. Bu mesleği bırakmayı düşünüyorum. Çünkü çocuklarımdan bu işi yapacak arkamızda kimse yok. Arkamızdan kimse olmayınca bu meslek riskli bir meslek olduğu için başında bulunmak gerekiyor. Bu mesleği bir iki seneye kadar herhalde terk etmeyi düşünüyorum. Haline şükreden Yaşar Yavuz şimdi hayatının tadını çıkartmayı hedefliyor. Gidip bir oranın yerine görüne baksan da görürsen ona göre hareket etsin. Yine bir insan hikayesinden bahsedecek sıradaki haberimiz. Emre Akşit efendim bu kardeşimizin ismi. Görme engelli. Babası tarafından terk edildi. Dinleye dinleye Kur'an-ı Kerim öğrendi. 2,5 yılda hafız oldu. Dahası da var. İstanbul'a gidip kabartma yazılı Kur'an-ı Kerim eğitimi de almış. Arapça eğitimine devam etmiş. Ek KPSS'ye girmiş. Ve bu kardeşimizin hedefi şimdi müezzin olarak atanmak. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Dinleyerek 2,5 yılda hafız oldu, şimdi atanıp müezzin olmak istiyor. Denizli'de yaşayan 27 yaşındaki doğuştan görme engelli Emre Akşit, 2,5 yılda dinleyerek Kur'an-ı Kerim'i ezberledi, hafız oldu. Arapça eğitimine devam eden Akşit, İstanbul'da kabartma yazılı Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamladı. قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. Engelli kamu personeli seçme sınavına giren Akşit'in hedefi ise kabartma yazılı Kur'an-ı Kerim'i görme engellilere öğretmek. Emre Akşit şimdi müezzin olarak atanmayı bekliyor. Efendim haberi izlerken hepinizin ağzından dökülmüştür o kelime. Biz de bir maşallah diyelim sevgili Emre Akşit kardeşimize. Isparta'ya gideceğiz. Neresi? Deregümü köyü. Pandemiye rağmen geçen yıl karanfil üretiminde herhangi bir sorun yaşanmamış. Daha doğrusu hem üretimde hem de ihracatta. Buna rağmen dikim alanları %80 oranında da artış göstermiş efendim. Köyde bu sezon 2000 dekar alanda 300 milyon dal karanfil üretimi hedefleniyor.
Deregümü köyüne gideceğiz şimdi. Karanfil yüzleri güldürdü. Pandemiye rağmen üretim %80 arttı. Isparta'nın Deregümü köyünde karanfil üretim alanı 2000 dekara çıktı. 3500 kişi karanfil ve domates seralarında çalışıyor. Gül, elma, kiraz, lavanta ve domates üretimiyle önemli bir tarım altyapısına sahip olan Isparta, karanfil üretimiyle de dikkat çekiyor. Merkeze bağlı Deregümü köyünde üretilen karanfiller başta İngiltere ve Hollanda olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Köyde pandeminin başladığı geçen yıl tereddütle dikimlerini yapan üretici, ihracattan memnun kalınca bu sene üretim alanını %80 arttırdı. Geçen yıl 1300 dekar alanda karanfil üretimi yapıyorduk. Bu sene 2000 dönüm arazide karanfil üretimi yapacağız Allah'ın izniyle. Karanfilimiz bu sene her zaman olduğu gibi %99 hepsi ihracat oluyor. Bu yıl sezondan beklentimiz 300 milyon dal, karanfil dal bekliyoruz. Bunu Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Tanesi 40 sent dediğimiz şeye gidiyor, 40 sente gidiyor. Yani bu da yaklaşık ülkemize 140-150 milyon gibi bir ihracat potansiyeli. Yani karanfilin öncelikle şöyle de bir özelliği var. Çünkü karanfilin %100'ü ihracat olduğu için ülkemize müthiş bir şekilde döviz girdisi sağlanıyor. Köyümüz her zaman olduğu gibi üretmeye devam ediyor. Üretirken de çevre köylere örnek olmaya da devam ediyor aynı zamanda. Üretmeyen toplum yok olmaya mahkumdur. Bu yıl da Avrupa ülkelerini Deregümü'nün karanfili renklendirecek. Seralarda hummalı çalışmalar sürerken köyde karanfil dikimleri ise tamamlanmak üzere. Efendim rüzgar güllerini görüyorsunuz kameramızın kadrajında. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Acıpayam ve Çivril ilçelerindeki meralara yaptırıldı bu rüzgar gülleri. Toplam 6 adet yaptırılmış. Peki ne işe yarıyor? Haberimiz anlatacak. Meraya inşa edilen rüzgar gülleriyle yeraltı suları hayvanlara içme suyu oluyor. Görüntüler Denizli'den. Denizli Büyükşehir Belediyesi, hayvancılık işletme tesisleri yönünden zengin olan Acıpayam ve Çivril ilçelerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan vatandaşların işlerini kolaylaştıracak bir yatırıma imza attı. Üreticilerin talebi üzerine Acıpayam ilçesinin 2 ve Çivril ilçesinin 4 mahallesindeki meralara rüzgar gülü inşa edildi. Toplam 6 adet yapılan rüzgar gülleri, yeraltı sularının rüzgar enerjisiyle yer üstüne çıkarılarak hayvan içme suyu temininde kullanılmaya başlandı. Yavrularına bak Allah'ım şunlara, küçük küçük. Allah'ım değil mi? Telefon aramadı şimdi. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığa destek için yapılan rüzgar gülleri üreticilere büyük kolaylık ve fayda sağlıyor. Üreticiler de oldukça mutlu. Efendim bültenimizin son haberi Bilecik'ten Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna tanıklık eden topraklara götüreceğiz şimdi sizi. Söğüt'e götüreceğiz. Ertuğrul Gazi'nin de türbesinin olduğu mekanlara götüreceğiz. Sis etkiliydi o bölgede. Havadan drone'la da çekildi o bölge. Seyrine doyum olmayan da bir manzara ortaya çıktı. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Bilecik'in Söğüt ilçesinde tarihi alanlar sis altında kaldı. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü ilçede sisle birleşen Ertuğrul Gazi Türbesi ve Kuyulu Mescid drone'la görüntülendi. Ertuğrul Gazi'nin yanı sıra eşi Halime Hatun, oğlu Savcı Bey ile 19 makam kabrinin ayrıca Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in naaşının ilk defin yeri olan muvakkaten makam kabrinin de bulunduğu türbedeki sis örtüsü güzel manzaralar sundu.
bizzat Ertuğrul Gazi tarafından açıldığı rivayet edilen, içinde bulunduğu kuyu nedeniyle Kuyulu Mescit olarak da anılan Osmanlı Devleti'nin ilk mescidi ve çevresi de sisle ayrı bir güzelliğe büründü. Evet, haberin altına koyduğumuz o müzikle de milli duygularımızı kabartmış olduk. Bitirdik efendim. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. Fener Ligi Playoff final serisinin 4. maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Ziraat Bankart karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak seride durumu 3-1'e getirdi ve 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Efeler Ligi Playoff final serisinin 4. maçında Ziraat Bankart'la Fenerbahçe Burhan Felek voleybol salonunda karşı karşıya geldi. Ziraat Bankart mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılarak seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyonluğa uzanmayı başardı. Serinin en değerli oyuncusu Ziraat Bankart'tan Arslan Ekşi seçildi. Milli oyuncunun ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Suat Güler verdi. Oldukça çekişmeli başlayan maçta ilk seti Fenerbahçe 31-29 kazanırken, ikinci sette ise Ziraat Bankart 25-19 kazanarak duruma eşitlik getirdi. Üçüncü sette Kırmızı Beyazlılar 27-25 kazanırken Fenerbahçe dördüncü seti 27-25 alarak skoru 2-2 yaptı. Final setinde ise Ziraat Bankart 15-11 kazandı ve 2020-2021 sezonu şampiyonluğunu ilan etti. Yarın erteleme maçında OGM Orman Spor'a ev sahipliği yapacak olan HDI Sigorta Afyon Belediyespor bu maçı ve kalan iki erteleme maçını kazanırsa ilk 8 takım arasına girip playoff'ta mücadele verecek. İNG Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Ancak COVID-19 vakaları nedeniyle ertelenen maçlar yarından itibaren oynanmaya devam edecek ve playoff'a yükselecek son takım erteleme maçları sonunda belli olacak. HDI Sigorta Afyon Belediyespor Lig'in 28. haftasında ertelenen OGM Orman Spor maçını yarın saat 17'de Profesör Doktor Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda oynayacak. OGM Orman Spor'un ligden düşmesi geçtiğimiz haftalarda kesinleşirken HDI Sigorta Afyon Belediyespor'un playoff şansı devam ediyor. Afyon'un inatçı keçileri karşılaşmayı kazandığı takdirde gözler 30 Nisan'da oynanacak olan Beşiktaş-Afyon Belediyespor ve 8 Mayıs'ta oynanacak Afyon Belediye-Lokman Ekim Fethi arasındaki erteleme maçlarına çevrilecek. HDI Sigorta Afyon Belediyespor 3 erteleme maçından da galibiyetle ayrılırsa ilk 8 takım arasına girecek ve playoff'ta oynamaya hak kazanacak. Afyon Belediyespor'un erteleme maçlarından birisini kaybetmesi durumundaysa Gaziantep'le Bahçeşehir Koleji arasındaki karşılaşmanın sonucu playoff'a yükselecek son takımı belirleyecek. Yüzme, bisiklet ve koşunun bir arada yapıldığı triatlon Bodrum'da gerçekleştirildi. Sporcular yeşille mavinin buluştuğu parkurlarda mücadele etti. Bodrum'da dünyanın en zor mücadeleleri arasında yer alan triatlon yarışı gerçekleştirildi. Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi, Türkiye Triatlon Federasyonu ve çeşitli kurum ve kuruluşların destekleriyle "Rekabetin cinsiyeti mi olur?" sloganıyla ilçede ilk kez gerçekleştirilen organizasyonda 250 sporcu mücadele etti. Kuvvet ve dayanıklılık gerektiren yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere 3 ayrı parkurda gerçekleşen triatlon yarışmaları,
Torba Kaynar mevkisinde denizde yüzme etabıyla başladı. Startı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras verdi. Ahmet Aras, hazır, hazır, buyurun. Anlaşıldı. 1.2 kilometre yüzen sporcular daha sonra bisiklete bindi. Tek şerit organizasyon için trafiğe kapatılan Bodrum-Milas Karayolu'nda 60 kilometre bisiklet etabını geçen yarışmacılar 15 kilometrelik koşu etabına geçti. 8 antik Lelek uygarlığı kentini birbirine bağlayan Lelek yolunun bir bölümünde doğayla iç içe parkurda mücadele eden sporcular bu zorlu etabı da tamamladı. Daha önce 2018 yılında Kazan'da Avrupa ikincisi olmuştum. Milli tekvandocu Hakan Reçber şu an milli takımda teknik direktörlük yapan Servet Tazegül'ün ardından Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanan ilk erkek Türk tekvandocu olmanın gururunu yaşıyor. Bunun için gurur duyuyorum. Kıta elemelerine katılacağız. Oradan çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Final oynarsak olimpiyata gideceğiz Tokyo'ya. Çok çalışıyoruz. Şu an hedefim elemeden çıkmak, olimpiyata gitmek, olimpiyatta elimden gelenin en iyisini yapmak ve senenin sonunda dünya şampiyonası yapılacak. Orada ülkemi en iyi şekilde temsil etmek şu anda bu süreçte hedeflerimden biri. Servet hocamız gerçekten yani bütün dünyanın idol aldığı bir adam. Onunla birlikte çalışmak bize çok şey katıyor. Taktik olarak, zeka olarak gerçekten antrenmanda bize verebileceğinin en iyisini veriyor. Çok destekliyor bizi. Onunla çalışmak gerçekten büyük bir gurur. Yani hepimiz bundan mutluluk duyuyoruz. Transverse Milit hastalığı beni çok zorladı. Tekvando'ya tutunmaya çalıştım. Çünkü yapabildiğim en iyi şey buydu. Onu düşündüm sürekli. Hastalığı yenmem için çok büyük motive oldu bana. Tekrardan sahalara dönmek, linklere çıkmak istedim. Bunu düşünerek, hayal kurarak bu hastalığı atlatmayı başardım. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.